Şu ödeme işini hallettin değil mi? Aklımda abi. Gidip geleceğim bugün. Ya tamam aklında da bugün ödemenin son günü. Ya Sinan gir içeri aklımda abi tamam. Oğlum her şeyi son güne bırakmaya bayılıyorsun ya. Abacığım bize bir dakika müsaade eder misin ya? Tamam. Sağ olasın. Oo Bilal hayırlı işler. Eyvallah. Abi sana çok acil bir işim düştü. Söyle kardeşim ne istersen. Kıza mektup mu yazdın? Diyeceğim ama sen bildiğin kargo yapmışsın. Olsun ya girişimci ruh severim. Ya abi ne mektubu Allah aşkına hangi dönemde yaşıyoruz? Bunun içinde para var. Bugün dükkan ödemesinin son günü. Şimdi bunu alıyorsun, götürüp adamlara veriyorsun. Bizim senedi alıp geliyorsun. Tamam? Tamam, tamam. Ben aşıkların arasına girmeyeyim. Abim benim. Ben... Adres? Şurada yazıyor. Bende. Tamam, eyvallah. Tamam, o da bende. Eyvallah. Şu para benim olacaktı. Getirecektim Çin'den de iç çamaşırlarını. 50 kuruşa alıp burada 5 liraya satacaktım. Ama işte. Parayı ha şimdi vermişim, ha 3-4 gün sonra. Parayı katlayayım, hem ben kazanayım, hem ailem kazansın, hem Türkiye kazansın. Alo, Necip abi parayı yatırdın değil mi? Hallettim, hallettim. Sen abine güven be oğlum. Güveniyoruz zaten abicim, ayıp ediyorsun ya. Hadi sağ olasın. İyi geceler. İyi geceler, iyi geceler. Abi sen bir şey diyordun. Bak kardeşim, şimdilerde en akıllı yatırım bu. Büyük firmalar bile üretimi durdurdu biliyorsun. Çin'den mal getirip satıyorlar. Hadi be, vallahi mı? Aynen öyle. Bir koyup bin alıyorsun. Çok yallı bir iş. Hadi inşallah. Peki mallar ne zaman gelir? Sen hiç merak etme. Bir hafta elinde mallar. İyi. İçimde çok güzel bir his var. Bu sefer yırttık. Yırttık bu sefer. Efendim kardeşim. Ha Necip abi. Ya şu bankaya yatırdığın para var ya. Onun senedini bir ara restorana bıraksana ya. Muhasebeci istiyor da. Muhasebeci ne yapacakmış ki senedi? Ne yapacak? Tövbe estağfurullah. Şimdi konuşturacaksın beni ya. Abicim hesap kitap tutuyoruz herhalde. Lazım. Ha. Şimdi Bülent'cim. Diyelim ki ben o parayı yatırmadım. Ne? Yatırmadın mı? Yok be oğlum yatırdım. Yatırdım da. Ben de panik yapıyorsun ha. Hani... Ben de bu işleri yapacağım ya, o yüzden böyle birazcık öğreneyim dedim, nasıl oluyor falan diye. Abicim, o soru öyle mi sorulur Allah aşkına ya, yüreğime indiriyordun. Ya yatırmazsan yanarız abi, 3-5 güne kalmak veririz gelir restorana. Hadi ya, o kadar çabuk mu? O kadar çabuk abi, büyük para bu şakaya gelmez. Yapma be. Abilercim, senet benim öbür pantolonun cebinde kalmış da, ben bir ara uğrar bırakırım restorana. Tamam abi, sağ olasın, eyvallah. Malları alıp satmam gerekiyor. Yoksa restoran elden gider. Kaynanam da beni doğrar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.